Selam Yazgı. Merhabalar. Günün nasıl geçiyor? Güzel geçiyor. Biraz yorucu bir günde ama yine de burada olmak keyifli. Bir sabah ritüelin var mı? Kalkar kalkmaz soğuk bir duş çünkü hemen uyanamıyorum kendime gelebilmek için. Aslında önce şunu sormam lazımdı. Neden bu kadar çok ismin var? Bütün aile fertlerim bir isim koymak istemiş. Kimse de birbirini kırmamış. Bütün isimleri koymuşlar. Hayatında izlediğin ilk filmi hatırlıyor musun? Karayip Korsanları. Çocukken ileride ne olacağını düşünüyordun? Yine oyuncu olmak istiyordum ama dansçı ve şarkıcı da olmak istiyordum. Vazgeçemediğin bir alışkanlığın var mı? Ne kadar yorgun olursam olayım, mutlaka günde bir saat kendime dans ettiğim bir zaman ayırıyorum. Böyle practice yapıyorum, bedenimi açıyorum. Seni en çok ne sinir eder? İstemediğim kişilerden gereksiz samimiyet. Biriyle ilk tanıştığında ilk neye dikkat edersin? Özgüven. Sektörünün en genç isimlerinden biri olmak nasıl bir şey? Sektörümün en genç isimlerinden biri olmak cesur bir şey. Çok neşeli bir mizacın var. Dramatik rollerle nasıl başa çıkıyorsun? Evet, neşeli bir insanım ama tabii ki herkes gibi duygusal bir tarafım da var. O yüzden başa çıkabiliyorum. Bu sıralar kafayı taktığın bir şarkı var mı? A Thousand Kisses Deep. Bu ara çok dinliyorum. Sence oyuncu olmasaydın ne olurdun? Dansçı olurdum. Bugüne kadar aldığın en güzel hayat tavsiyesi neydi? Yaşa. Bir Gece Masalı nasıl gidiyor? Çok güzel gidiyor. Reytinglerimiz de iyi, süper. Nasıl bir karakter Can Feza? Can Feza, ailesinin günahlarının bedelini ödemek zorunda kalan saf, umutlu, inançlı bir genç kadın. Keşke şöyle bir yapımda oynasaydım dediğin bir şeyler var mı? Black Swan. Keşke Türkiye'de çekilse Türk versiyonu. En sevdiğin renk hangisi? Bu aralar kırmızı. En sevdiğin çiçek hangisi? Şakayık çiçeği. Evcil hayvanın var mı? Yok. Seni en çok ne korkutur? Ölüm. Seni en çok ne mutlu eder? Bu ara kariyerimin iyi gitmesi beni mutlu ediyor. Spor yapma alışkanlığın var mı? Dans ediyorum, at biniyorum bunları sayarsak eğer. Peki beslenme alışkanlıkların nasıl? Ben ne yersem yiyeyim asla kilo almayanlardanım. O yüzden beslenme alışkanlığım gece 2'de pizza söylemek. Özel bakım ritüellerin var mı? Öyle herkesten farklı bir ritüelim yok. Sadece cildim çok kurudur, saçlarım çok kurudur. O yüzden bol bol saçlarımı, cildimi nemlendirmeye çalışırım. Tarzını nasıl tanımlıyorsun? Klasik giyinmeyi seviyorum. Keşke şunu giymeseydim dediğin bir look'un oldu mu şimdiye kadar? Kıyafetlerimi giydiğim gün sıkılıyorum genelde. O yüzden çoğu look'um olabilir. Peki gündelik yaşamında sık sık giydiğin şeyler neler? Toprak tonlarını çok giymeyi seviyorum. Krem, beyaz, kahverengi tarzı tonları çok giyiyorum. Sen topuklu ayakkabı kızı mısın, sneaker mı? Topuklu ayakkabı. Gardırobunun olmazsa olmazı 3 parçayı sayabilir misin? Uzun etek, bol kabanlar ve uzun botlar, çizmeler. Tuzlu mu, tatlı mı? Tuzlu. Siyah mı, beyaz mı? Beyaz. En son neye kahkahalarla güldün? Galiba demin hazırlanırken kesin hazırlıkta kahkahalarla gülmüş olabilirim. En çok hangi yaşlarını merak ediyorsun? Hiçbir yaşımı merak etmiyorum. Şu an iyiyim. Yetişkinlik senin için ne ifade ediyor? Küçük prens geldi aklıma. Çok tatlı. Moodun düştüğünde toparlanmak için neler yaparsın? Modum düştüğünde toparlanmak için bir şey yapmam. Ne hissediyorsam onu dibine kadar yaşarım. Sürprizleri sever misin? Sürprizleri hiç sevmem. Çünkü kolay beğenen bir insan değilim. O yüzden bana sürpriz yapmak biraz tehlikeli. Tekrar tekrar izlediğin bir film ya da dizi var mı? En sevdiğim dizi Westworld. Tekrar tekrar onu izledim galiba. Bir de daha iyi anlamak için. Bu yıl başına gelen en iyi şey neydi? Bir Gece Masalı olabilir. Bu yıl başına gelen en kötü şey neydi? Henüz öyle bir şey gelmedi diyelim. Gelmesin de. İnşallah. Seyahat etmeyi sever misin? Evet, vaktim olsa çok severim. İlk fırsatta gitmem lazım dediğin bir şehir var mı? Tokyo. Gezme tatili mi seversin, dinlenme tatili mi? Önce gezme tatili yaparım, sonra dinlenme tatili. Hep başucunda bulundurduğun bir şeyler var mı? Ev dizaynında minimalist takılmayı seviyorum. O yüzden genelde başucumda bir şey bulamazsınız, boştur. Günü bitirmeden en son ne yaparsın? Bir şeyler izlerim. Oyunculuğun en sevdiğin tarafı ne? Belki de kendimin bile fark etmediği ama içimde olan şeyleri dışarı çıkartması. Oyunculuğun seni en zorlayan tarafı? Yine aynısı. Belki de içimde olduğunu fark etmediğim şeylere bile kusmam. Bu sıralar sana neler ilham verir?
Bu sıralar bana sadece kendim ilham veriyorum. Seninle ilgili bilmediğimiz bir şey söyler misin? Bu ara handband çalmayı öğrenmeye çalışıyorum. Bugüne dek aldığın en güzel hediye neydi? Kimdendi o? Bir pick-up'ım var. Plak hediyelerini çok seviyorum. Sevdiğim sanatçılardan plakları çok seviyorum. Onlar diyebilirim. Sence Yazgın'ın en güçlü yanları neler? Tutkusu. Günün en sevdiğin anı hangisi? Gün doğumu. Güneşin her gün tekrardan doğması. Hayatındaki ilk set gününden neler hatırlıyorsun? Çok küçüktüm ilk set günümde ama kimse benim ilk set günüm olduğuna inanmıyordu. Çünkü büyük ihtimalle çok açıktım. Güzeldi. Bugün başka neler yapacaksın? Eve gidip uyuyacağım, çok yoruldum. Sorularımızı yanıtladığın için çok teşekkür ederiz. Seni ben daha fazla yormayalım o halde. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Hoşça kal.